Selamünaleyküm. Aleykümselam. Resulüm nasılsın, iyi misin? Hamdolsun abi, çok iyi, siz de iyisiniz. Allah razı olsun, çok şükür, elhamdülillah. Merakla bekliyorum, o zaman Emre mektubatımı ver bakalım. Kılıçlar çekiliyor bu akşam, öyle mi Resul? Abi Ramazan'ın ilk günü çektik biz kılıçları. Allahu Ekber, ama tabii ki konuşursun böyle serbest, adam bağlı bugün. Şeytan bağlı. Yani menziline girmesen bağlı. Bugün Latif oğluyla onu diyorduk. İyi ki Allah bağlamış. Bağladığı halde bu haldeyiz. Ya bağlı olmazsa? Peki. Sendedir abim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazanellezi özele fihil Kur'an, hüden linnet ve beyinetin minel hüde vel kurban. Sadakallahu razim. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün bağsıbane, hırsızcasına nimeti ilahiyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, bize bunu okudun dördüncü nükte. Bize bir çıkarımın var mı? Mutlaka vardır böyle. Gerçi diyeceksin ki metin odur. Şöyle bir iki cümle çıkarım noktaya nazarın var mı Nazım mani itibariyle? Hani çıkarım derken, hani dedik ya abi dün akşam, burada 9 hikmet var ama bu 9 hikmetin içinde çok hikmetler var. Zaten burada Ramazan-ı Şerif'teki oruç diyor. Nefsin terbiyesine baktığı cihetinde çok hikmetlerinden abi. Yani abi diğer külliyattaki çok yerlere baktığımız zaman, gördüğümüz zaman, hani İslamiyet'in her bir ahkamları, hükümleri, emirleri nefsimizi terbiye etmek içindir. Peygamberlerin göndermesi, asr-ı imamlarının göndermesi, bunlar nefsimizi terbiye etmek içindir. Hatta bunu şu anlarda zikreder ki, peygamberlerin gönderilmesinin hikmeti ve gayesi diyor, insanları hayvaniyetten melekiyet makamına çıkarmak içindir. İşte bu, biz nefsimiz her daim terbiyeye muhtaçtır, her daim. Zaten Üstad dediği gibi 13. Lema'da, nefis diyor her daim zemme müstehaktır. Bu cihetten abi, nefsin terbiye edilecek çok cihetleri var. Bunun yeri hatvelerdir, tafsiratlı bir şekilde izah edildiği yer hatvelerdir. Yani biz burada diyelim ki, burada pek biraz icmal ediyor nefsin terbiyesine baktığı cihetle. Tafsiratlı bir şekilde bu meseleyi biz hatvelerde görebiliriz. Burada da kısmen izah ediyor ama bu nefsi terbiye etmenin en güzel yeri, en kolay, en suhuletli zamanı bu Ramazan-ı Şerif olduğu anlaşılıyor. Zaten çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki diyor bak. Nefis diyor kendini hür ve serbest ister. Ve öyle terakki ediyor. Nefsin fıtri yaratılışında, yapısında bu var. Hatta bunu hatvelerden komple değil de bir cümlesini okuyacağım şurada abi.
Nefis diyor kendini serbest ve müstakil bizzat mevcut biliyor. Ondan bir nevi rububiyet dava ediyor. Mabuduna karşı adavatkârâne bir isyan taşıyor. Nefsin yapısında bu var. Ama Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla bu nefsin bu hisleri, bu istekleri kısmen kırılıyor. Niye? Emir dinlemeyi öğreniyor, itaat altına giriyor. İstediği çok şeyler yapamayınca Ramazan-ı Şerif'teki oruç vasıtasıyla nefis kısmen terbiye ediliyor. Kısmen. Yani terbiye etmek isteyen edebiliyor yani bu kısmen bu cihette bakıldığı zaman. Çünkü emir dinlemeyi öğreniyor. Peki Resul, şöyle deseler, tamam Ramazan'da bu adam, yani şeytan yok devrede, nefis var, terbiye edildi. Ramazan çıktıktan sonra niye kaldığı yerden devam ediyor, hiçbir şey mi almadı Ramazan'dan? Böyle bir soru akla geliyor. Ne deriz yani böyle bir iki cümleyle? Yani Ramazan bitti, tekrar adam kaldığı yerden devam ediyor. Yani o bir Cenab-ı Hak 30 gün boyunca bir antrenman yaptırıyor bize. Hı hı. 30 gün boyunca. Ama insanlar sadece bu nefis terbiyesinin sanki yani Ramazan'a mahsus gibi bir durumu var. İnsanlarda böyle bir anlayış var. Sanki Ramazan bitince her şey serbest gibi, miş gibi davranıyoruz. Ondan sonra zaten nefsin bir zeminleri var. Görüntüyü kapa. Birçok zeminleri var yani nefsin zaten piyasada abi. Yani insanlara bakan cihet var abi orada. Resul abi acaba açlık durumu geçtiği için, tekrar normale döndüğü için gene kuvvet kazanmış olduğundan dolayı eski haline dönüyor diyebilir miyiz? Zaten o eski haline dönüyor. Ama bu sadece Ramazan-ı Şerif orucunda olduğu gibi biz yine diğer iman hakikatlarıyla her daim bunu terbiye etmekle mükellefiz zaten. Bak terbiye etmekle Risale-i Nur külliyatı bunun için mükemmel bir mehazdır. Yani hatveleri diyelim ki kaç günde bir okuyabiliyoruz veya kaç ayda bir okuyabiliyoruz. Tefekkürü nasıl yapabiliyoruz böyle nefisin cihetinde yani. O bize kalmış bir şey yani. Biz insan yani her daim nefsini terbiye noktasında Abdülbasit yani yaz ki görüntüsü kapalı olanı çıkarsın. Elbette ki az da olsa diğer zamanlardan dahi şeyden kurtulabilir. Nefsin tazikatından kurtulabilir. Bunu Üstad Hazretleri layıka mektuplarında bunun çok karşılığı var. Hatta Kastamonu 233'te ulemaların dahi nefsi emmareden şekvalarını zikrederken ya diyor elemler ve tokatlarla nefisi terbiye edebilir insan veya da bütün hissini feda etmekle. Bu normal şekilde. Ama Risale-i Nur'daki 20. lema ve 21. lema diyor elemlere, tokatlara maruz kalmadan yani diğer yolu hiç takip etmeden 20 ve 21. lema bunların bütün hastalıklarını izale etti diyor. O cihette bakıldığı zaman mümkün cihetleri var. Emir davayikasında var yine 199'daki yerde. Var yani. Evet. Hatta mevcut bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fıtri olarak Abdülbasit arzu ediyor. Nefis. Kapalı mı? Hı. Tamamdır. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Yani bunu Mesnevi Nuri'de şöyle bir tabir kullanıyor. Maliki hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna diyor delalet eder, işaret eder. Bak maliki hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna delalet eder. Firavun'un özelliğine nazar aldığımız zaman Firavun nasıldı? Rububiyet dava etmişti, benim gibi tavırlara takılmıştı. Nefsin kendisinde de böyle yapısında böyle bir yapı var. Ama her daim biz Cenab-ı Hakk'ın hadsiz nimetleriyle terbiye olunduğumuzu nazarda bulundurmak gerekiyor.
nefis bunu unutunca, gaflete dalınca otomatik ben menfi hissiyatlar devreye giriyor. Çünkü insan boş kalamaz. Ya müsbetle meşgul olacak ya da menfiyat onu dolduruyor. Hususan diyor bak burada, dünyada servet ve iktidarı varsa diyor bak. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, hatta bunu 26. lemada der ki, yani gaflet hissini devam ettiren diyor, sıhhatı beden. Bak gaflet hissini devam ettiren diyor, bedenin sıhhatli olması, dünyanın sıhhatli olması, her şeyin dört dörtlük olması, bu gaflet hissinin devam etmesine sebep oluyor insanda. Evet, daha ziyade diyor, gaflet dahi yardım etmiş ise diyor, bütün gâs-ı bâle, yani Cenab-ı Hakk'ın hadsiz nimetlerini biz istifade ediyoruz an be an. Yani hava nimeti, su nimeti, güneş nimeti, vücudumuzdaki azalar vesaire, diğer meyveler, sebzeler vesaire, bunları biz her daim tüketiyoruz, her daim tüketiyoruz. Ama insan bunları ne yapıyor? Nefis, bütün gâs-ı bâle, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar diyor. Oysa şualarda şöyle bir tabir kullanıyordu. Nimetler de, gerçi bunu birinci, ikinci nüktelerde değinmişti ama şurada şöyle bir nokta söylüyor. Diyor ki abi, burada nimeti ilahi hayvan gibi diyor, gazı bana hırsızcasına yutar dedi. Burada diyor ki, o nimetlerin diyor, onların fiyatı diyor, başta Bismillah, ahirde elhamdülillah, ortada nimetli inamı hissetmek, Rabbini onunla tanımaktır. Bak Rabbini o yediğimiz nimetlerle tanımaktır. Çünkü bunu 19. lemada geçtiği gibi, şükrün diyor en münteha derecesinden bahsediyor 19. lemada. Şükrün en münteha derecesi. O nasıl oluyor? Akıl mideye, ruh cesede, kalp nefse hakim olursa insan şükrün en münteha derecesine çıkabiliyor. Zaten aklın mideye hakim olması, ruhun cesede hakim olması, kalbinde nefse hakim olması bu Ramazan-ı Şerif'te yine en güzel bir zamanıdır. Zaten İkinci nüktedir Ramazan-ı Şerif'in şükrüne bakan cihetleri vardı. Burada Ramazan-ı Şerif'te bunu daha suretli, daha kolay bir şekilde insan yapabiliyor. O kapıyı Cenab-ı Hak açmış. Yani burada çok fazla bir şey istenmiyor bizden. Tek istenen nedir? Ramazan-ı Şerif ayına girildiği zaman, yani burada dün akşam da zikrettiğimiz gibi, yani orucun en ekmelinde istenen şartlara uymak, insan durumu nispetinde, yani mala yaniyattan, boş sözlerden, gıybetten, yalandan, bunlardan elimizi çekme nispetinde o şükrün en münteha derecesine insan çıkabiliyor. Derecesine göre tabii ki. İşte diyor Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, çünkü zengin de eğer Müslüman olmak şartıyla zengini de fakiri de oruç tutuyor. İşte en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, bak nefsi anlar ki, bak nefis anlıyor. İşte bu Ramazan Risalesi bu cihette çok ehemmiyetli bir mehas oluyor. Ramazan Risalesi. Yani biz bu noktayı nazardan bakmamız lazım. Bak diyor ki herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil memlüktür. Ama Ramazan haricinde nefis kendini malik zannediyor. Memlük olduğunu bilmiyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te ne yapıyor? Kendisi malik değil memlüktür. Hür değil abdir. Eğer hür olsaydı Ramazan-ı Şerif'te de yiyip içecekti. Ama demek ki yiyip içemiyorsa kendisi hür değilmiş. Abd olduğunu anlayabiliyor Ramazan-ı Şerif oruç vasıtasıyla. Emir olunmazsa en adi, yani en basit, en sıradan, en rahat şeyi de yapamıyor. En basit
su içemez. Ve elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyete takılır. Yani mevhum rububiyeti kırılıyor, ubudiyete takılıyor bu sefer. Yani o ben nasıl olsa istediğimi yapıyorum, istediğim yere giderim, istediğimi yerim, istediğimi içerim. Ben derken burada bir mevhum rububiyet ortaya giriyor. Yani bir nevi ilahlık dava eder gibi. Ama Ramazan-ı Şerif'te bunları istediği zaman yapamayınca o mevhum rububiyet kırılıyor. Bu sefer abd olduğunu biliyor. O zaman diyor rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre giriyor. Bak hakiki vazifesi olan şükür mesleğine girebiliyor. Şurada bir nokta vardı. Peki abi yemeğin dışında, içmeğin dışında acaba başka rızıklardan da aç kalmak anlaşılabilir mi? Yemeğin dışında, içmenin dışında başka rızıklardan aç kalmak düşünülebilir. Mesela ilim edilmezse veya nefis sadece aç bırakılmaktan kast, rızıktan eksik kalıyor ya, acaba rızık sadece yemek içmek midir? Yok. İlim değil midir? İlim de mesela katılabilir mi? Yani ilimden aç kalıyor mu bu ayda? Kalınca ne gibi bir eksiklik oluyor? Burada sadece Ramazan-ı Şerif'te yani mide aç kalıyor. Zaten bunu dediği gibi onu 8. noktada söylüyor. Midenin ağlamasına rağmen diğer kalbimiz, ruhumuz, aklımız, dimağımız, vicdanımız onlar gülüyorlar diyor masumane. Zaten bu şuralarda zikrede rızık bir ikidir diyor bak. Nasıl ki mide bir rızık ister, öyle de kalp, ruh, akıl, göz, kulak, ağız gibi insanın latifeleri, şu aralar 174'ten okuyorum. İnsanın latifeleri, duyguları dahi Rezzak-ı Rahim'den rızıklarını isterler. Ve müteşekkirana alırlar, her birisine ayrı ayrı, onlara layık, onları memnun ve mütelezziz eden rızıkları Hazine-i Rahmet'ten ihsan edilir. Belki Rezzak-ı Rahim onlara daha geniş rızık vermek için, bak onlara bu mide gibi diğer cihazatlara daha fazla rızık vermek için göz, kulak, kalp, hayal, akıl gibi o latifelerin her birisini Hazine-i Rahmetinin birer anahtarı hükmünde yaratmış. Mesela misal veriyor, göz kainat yüzündeki hüsn ve cemal gibi kıymetli cevher hazinelerinin birer anahtarı olduğu misullü, ötekiler dahi her biri birer alemin anahtarı olur. Abdülbasit'e söyle, açık olan var, kapatsın. Yani burada takip etmiyorsa mide fabrikası kapanınca diğer fabrikalar devreye giriyor. Zaten bunu rüya olayı takip etsin dersin. Kullanıyor. İnsan diyor uyku alemine girince, maddi alemle bağ kesilince diğer latifeler manevi alemlere karşı menfezler açılır. Sen manevi alemlerden istifade nispetinde o alemlerden yani alışveriş yapabiliyorsun. Mana, feyiz gelebiliyor sana. Bak burada zaten şurada teyit ettiği gibi bak diyor ki burada midenin kalp ve ruh, akıl, sır gibi latayin o mübarek ayda oruç masasıyla çok terakkiyat ve tefiyyüzleri vardı. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Yani burada bize düşen tek şey nedir? Ramazan-ı Şerif'te yani bizi bu manadan kopartan malayaniyetten uzak durmak. Zaten malayani şeylerden biz uzak durduğumuz nispetle zaten bu ay sırf uhrevi diyor şu aralarda. Yani bu ay diyor sırf uhrevidir. Bu ay. Yani bu ayda malayaniyetle iştigal etme, otomatikten ibadettesin zaten. Otomatikten yani fıtri olarak tamirdesin.
Ama bununla birlikte bir daha ona vazifeyi vermek kitap istiyorum. Okursun, yapalım. İman hakikatlerine meşgul olursun. Bu ayrıca bir sana katkı sağlıyor. Ama sen diyelim ki haberlerden, efendim internetten, şundan buradan uzak durma nispetinde otomatik ben sen kendin ibadet oluyorsun zaten. İbadet yapmış oluyorsun. Bu ay zaten ibadet ayı. Bu cihetle. Abi benim onu sormamın gerekçesi yutar diyor ya, orada yemeği kastettiğini düşünmüyorum ben. Allah'ın esmalarına da sahip çıkmak suretiyle bir haksızlık etmiş oluyor. Orada elbette ki orada sadece yani maddi lezzet değil. Burada bak şükür risalesinde şöyle bir nokta değiniyor. Diyor ki yani diyelim ki sen bir portakalı yerken portakalın yani hiç onu tefekkür etmeden, fikretmeden yediğin zaman, yani besmelesi yediğin zaman hayvan gibi yutmak oluyor bu. Ama burada diyor ki bak, rızık olan nimetler de gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar, şükrün davetçileridir. Zihayatı şefke davet eder, şefk ile bir nevi ihsan, istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Zişurun nazarını dikkate celbeder, istihsana terkip eder. Buradaki ışıkta bir sıkıntı çıktı. Nimetleri ihtirama onu teşvik eder, olur diye kalen ve halen şükrettirir bak. Şurada okumak istediğim şey şudur. Yani gösterir ki şu lezzetli rızık, nimet, kısa muvakkat bir lezzeti zahiresiyle beraber. Bak şu lezzetli rızık, kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiresiyle beraber daimi, hakiki, tatsiz bir lezzeti, zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükür ile kazandırıyor Cenab-ı Hak bize. Yani bu nimette kastedilen mana budur. Dünyevi midemizi doldurmak belki çok cihetlerden bir tanesidir. Hakiki manası budur. Onunla iltifat-ı rahmaniyi şükürle kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin maliki kerine hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır diyor. Bir de şurada şöyle bir nokta vardı. Burada meselemiz neredeydi? Resul senin ekran gidip niye geliyor? O elektrik yandı. Abi benim odanın ışığında bir sıkıntı çıktı. Allah Allah. Evet abi. Yoksa ekrandan değil, odanın ışığında sıkıntı çıktı abi. Ha şu an düzeldi galiba. Burada ne demişti abi? Kendisi malik değil. Memlüktür, hul değil, abdir. Emir olunmazsa en adi, en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takılır. Hakiki vazifesi olan şükre girer diyor. Burada şöyle bir tabir kullanıyor yine mülk bahsinde. Diyor ki burada, ey insan sen kendini malik sayma. Yani biz bunu Ramazan-ı Şerif'te nefsimize bunu diyeceğiz. Oruçta diyelim ki her zaman istediğimiz zaman yiyorduk, içiyorduk ama Ramazan'da bunu yapamıyoruz. Nefsimizle konuşacağız bir nevare diyor. Ey insan sen kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare etmek edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse behude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. Demek ki insanın çektiği ızdıraplar, azaplar, elemler, sıkıntılar nereden kaynaklanıyor? Nefsine malik olarak görmesinden kaynaklanıyor. Nefsin mevhum ubudiyetinden kaynaklanıyor. Bütün elemler, ızdıraplar. Bunu zaten meslemeye işte, değiniyordu. Muhtaza'ya söyle. Hem rahimdi, kudretine istirar et. Almasın bir o zaman. İyi ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmet at, safayı bul. Zaten bunu yedinci zikrettiğim gibi. Yani onun kudretine istinat, hikmetine
itimat etmek gerekiyor. İşte bu olmama nispetinde de diyor, elemler bizim ortaya çıkıyor. Şey oldu galiba, 25 dakikayı geçti herhalde. Tamam. Özürlükte geçeceğiz mi? Yok, geçme. Tamam. Yani 25 dakika oldu. Evet, 15-20 dakikaydı. Böyle bu konuda sormak veya noktayı nazar olan var mı? Yani noktayı nazar, Resul'le beraber Muzaki burada ben şöyle anlıyorum, çıkarımım var veya diyecek bir kardeşimiz var mı acaba? Hasan abi, ben söylemek istiyorum abi. Dinliyoruz Murat. Abi, dördüncü nüktede benim gördüğüm noktayı nazar olarak nazara verilen nefsin mevhum rububiyetinin kırılması. Ona tevhidi hakikiyi yerleştirmek. Hatırlarsanız 22. sözün ikinci makamında bir temsil var. Tevhidi hakikiyle tevhidi amiyi anlatırken şöyle bir cümle vardı orada. Tevhid-i amide, böyle ami bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir diyor. Burada da hırsızlık gene geçti. Yani Ramazan-ı Şerif'te oruca emredilmesinin bir hikmeti, nefsin mevhum rububiyetini kırma. Nefsin mevhum rububiyeti ne? Yukarıdaki cümlelerde hepsi geçti. Keyfe meyaşa hareket etmesi, hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istememesi, ondan sonra gasıbana hırsızcasına nimet-i ilahiyi hayvan gibi yutması, bunlar mevhum rububiyet yani. Bu mevhum rububiyeti kırıp tevhid-i hakikiyi insana yerleştirmek. İkinci şurada vellezi nefsu Muhammed'in biyedi hadisini Üstad Hazretleri izahat yapmış. Orada baş tarafta üç tane cümle söylüyor. Bu dördüncü nükteyle çok münasebetler abi. Mesela mahlukatın en müntahap ve müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa bir, ef'alinde serbest bulunmazsa iki ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise üç, elbette hiçbir şey, hiçbir şen, hiçbir hal, hiçbir keyfi, cüz'i olsun, külli olsun, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın, daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. İşte Ramazan'da orucu emredilmesinin hikmeti bu üç tane vasfı insana yerleştirip mevhum rububiyetini kırmak, hakiki iman sahibi yapmak abi. O zaman niyet ederken, niyet ettim Allah rızası için, nefsimin mevhum rububiyetine, yani orucu o niyette tutmak gerekiyor terbiye noktasında abi. Yoksa sadece niyet ettim Allah arasında oruç tutmaya, çok cüziyatta kalınıyor yani. Nefsin mevhum rububiyetini kırıp tahkiki iman. Peki tahkiki iman ne? Kendisi malik değil memlük, hür değil abd, emir olunması en adi ve rahat şeyde yapamaz, elini suya uzatamaz. Bu manada birisi tahkiki iman sahibidir. Mevhum rububiyeti yoktur yani. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve efendinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise, hadisinin bir manada insana yerleştirilmesi, yani vellezi nefsu Muhammed'in biyedi, hakikatine insanı mazhar etmek, orucu emredilmesinin, nefsin terbiyesine bakar hikmeti bu abim. Yani noktayı nazar olarak nefsin mevhum rububiyeti kırılıp anladım, tahkiki olması yani. Evet. Burada gasıbane hırsızlık ne dedi? Şimdi gasıbane başkasının malını gasp etmek. Mesela bunu tabiat perestler yapıyor abi. Kainatta her şeyi Allah yapıyor. Bunu tabiata mal ediyor, gasp ediyorlar yani Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudretini. Hırsızcasına da başkasının malını kendine mal etmek. Birinde Allah'ın malını başkasına mal etmek, diğeri başkasının malını kendine almak. Biri enfüsü, biri afaki abi.
Anladım. Evet. Maşallah. Resul bir şey diyor musun abi? Abi tamamdır inşallah abi. Tamam. Peki o zaman yarın kaçıncı nüktede kaldık? 6 mı? 5. 5. Ha. Murat 5'i 5 ve 6'yı yapıyorsun yarın. Veya hastalar risalesine geçe bir tane olsa olur mu? Bu nasıl epey anlaşıldı. Hastalar risalesinden olur mu Murat senin 1 veya 2 deva? Olur abi. Tamam. Hastalar risalesine geçelim. Burada tekrar senden sonra bir başka bir kardeş 5'i yapar. Kimdi doktor Süleyman yapacak 5'te. 6'yı o yapsın. Sen hastalar risalesinden 2 tane deva yap. 1 ve 2. Tamam olur abi. Tamam abi. Peki geceniz mübarek olsun abiler. Abi müsaade varsa bir şey söyleyebilir miyim abi çok kısa? Söyle. Şimdi bu mevhum rububiyetten bahsetti ya akşam şimdi bu noktada. Yani rububiyetin bir inkarı o noktada yok. Yani rububiyeti yoktur değil de nefsin bir mevhum rububiyetin olduğunu söylüyor abi. Burada da 8. sözle birleştirirsek eğer, şimdi diyor ya, şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryadu figan ettikleri halde nefsi emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahür edip kalp ve ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muziriydi. Şimdi abi mevhum rububiyeti tasavvurda nefsin. Tasavvurdaki haline eğer nefsi bırakırsak batılı hak hakkı batıl gösterme noktası veya olmayan şeyleri de var gibi kabul etme noktasında insanı aldatabiliyor. 8. sözdeki bu ikinci adamın çaresi de veya bize enfüse tatbik ettiğimiz zaman tasavvurdan kurtulmanın en müessir bir metodu da abi Ramazan orucu oluyor burada yani. Çünkü mevhum rububiyetinin kırılması demek nefsin o tecahülden ya bir şey olmaz ya şöyledir veya hani bu insanı sarhoş eden o müşkillere bakıldığında aslında şeydir yani pistir hani koku olarak şey olarak fıtri bir şey gelmiyor gibi ama nefis onu güzel gösteriyor. Yani tasavvurda sıyrılmanın bir metodudur abi Ramazan orucu diye de anladım yani. Arkadaşlar hep de Murat Resul değişik buradan bunun içerisinde izah etti. Murat ikinci şu adam. Sen de tamam. Yani ne rububiyet noktasında kırılır dedik. Ya arkadaşlar bu adam kırıldı da Ramazan'dan sonra noktadan baş harfle devam ediyor. Niyesini hiç düşünmüyor musunuz? Yani niye? Yani uzun uzun izah değil yani. Tamam şöyle oluyor, tahkik iman oluyor, bunu anlıyor da. Bunu Ramazan'da zaten canına okuyorsun. Nedir? Yemiyorsun, içmiyorsun vesaire biraz kırılıyor. Ama ya bu adam Ramazan'dan sonra hemen bayramda başlıyor aynı şey. Şu olabilir mi yani? Yani rububiyeti kırılıyor da şimdi Ramazan meşru ve mubah olan bir helalini terk ediyorsun. Yani haram zaten hayatımızda oruçuz. Hayatın komple oruçtur. Harama karşı oruçluyuz. Zine yapamayız, içki içemeyiz, haşa domuz eti vesaire yapamayız. Ramazan ne yapıyor? Helal ve mubahı terk ettirerek haramı hadi hadi terk etmeyi öğreniyor. Yani Ramazan'da ve Ramazan'dan sonra büyük harflerle devam edebilmesinin şeyi bize bilgi, ilim vesaire bunlara parmakların ucuyla ulaşırız. Açarsın risalede okuruz. Bu bizdeki karşılığı şu. Bu bizde terkleri uyandırma, terk etmeyi öğretiyor Ramazan. Meşruyu terk ederek haramı hadi hadi terk etme melekesini kazandırıyor. Yani terk edilmedikçe ne kadar bilirsen bil. Ne yaparsan yap. Bakarsın Kur'an'da, hadiste çok misaller var.
ilmiyle, meziyetiyle dalalete gitmiş. Terklerle gitmemiş. Mesela ubudiyet yapmış şeytan. İlim de yapmış. Ahireti görmüş. Cenab-ı Hak'la konuşmuş. Ya bu adam neyi eksikti? Bir, onu ubudiyetle mağlup edemezsiniz. Çünkü şeytanda bu vardı. İnceliğini biliyor çok. Namazda, ibadette neler insanın zaaf hisleri var biliyor. Çünkü yapmış adam. İlmin inceliklerini biliyor. Kimi nasıl tepe taklattıracak biliyor. Şeytanın elinde olmayan bir silah var. O bizde Ramazan'da kazanılırsa ancak o zaman biz muvaffak oluruz. Şeytanda terk yoktu. Yani kendini terk etmedi. Terkler var ya, defi mefasit, sonra celbi nefa. La ilahe, terk. İllallah sonra. Yani terklere alıştırıyor. Bu terklerimizi bu zamanda mesela olmazsa olmazımız olan tiryaki bir şeyimiz var. Bu Ramazan'da muvaffak olursak onu terk etmeye, Ramazan'dan da sonra onu terk edersek bu bize mükemmel bir ivme kazandırıyor bu Ramazan. O yüzden devam ediyoruz. Yani tefekkür etsen de değişebiliyor. Açtık da akşam yediği zaman canını doyuruyoruz. Bir sürü hamal gibi yiyoruz akşam. Yani gündüz şey yaptık ama evet, şeytan bağlı. Şeytanın bağlı olması bize mükemmel bir fırsat veriyor. Terklerimizi çoğaltacağız arkadaşlar bu Ramazan'da. Olmazsa olmazlarımız var, nefsi, arzular. İlimden ziyade terk esastır Ramazan'da. Terk. O zaman şeyi üzerine alıyor, derüfte ediyor. Noksan, ad, fark, noksan, kusurunu derüfte ediyor. Terk yapamasak, ne kadar bilirsek, bazen de ilmi enaniyet, bazen Nemrutane, bazen Firavunane, bazen Şedatane, bazen Karun gibi, bazen Belam bin Bahura gibi gidenler oluyor. Terklerimizi nasıl kazandırıyor? Mubah ve helalı terk ettirerek. Burada bunu bırakacaksın diyor. Bunu helali terk edince, helal terk etmeyi öğrendik mi? Antrenman yaptık. Tamam diyeceğiz. Ramazan'da karar zaten yapıyor şimdi. Ben bunu yapmayacağım. Ramazan'ın çıkışında her bir kardeş alıştığı bir tane iyi bir olmayan ahlakını onu terk edecek. Mükemmel bir şey kazanıma sahip olacak. Mesela neyi terk edecek? İnsan ben merkezli olan var ya, enaniyetini, hasetini, gıybetini, ne bileyim evdeki despotluğunu, dışarıdaki böyle ithamını, tenkidini, yani manevi şeyleri terk edecek. Nur talebesinin zaten gayrimeşru şeyi yok ki terk edecek, ama enfuste hasedini, gıybetini, ben merkezli düşünmeyi, tenkidi, gıybeti, bir şey mesela gıybet yapamıyoruz. Şimdi hassasız değil mi? Çünkü gıybet yaparsak günah da onun nispetle katlanıyor Ramazan'da. Gıybeti terk etti, terk etti. Bu terki kazanım olarak devam ettireceğiz inşallah. Ama Resul'ün noktayı nazarındaki Murat'ın ikinci şuada, Selim'in de öyle. Bunlar terklerimize güç verecek. Yani terkleri yapmamıza malzeme olacak ama sonuç terk. Terk. Keyfe maşa hareketi mi terk ediyor? Bilmem şeyi terk ediyor. Mefhum rububiyetini değilmiş. Terk. Yani belki ben böyle düşünüyorum ama terk esas bu Ramazan Risalesi'nde merkeze koymak gerekiyor. Terkleri öğretiyor bize. Peki. Bilmem ama benim düşündüğüm tabii bu böyledir haşa. Yani ben Ramazan'da kazanımlarımız bütün hepsi terkime kuvvet verecek. İnşallah her bir kardeşimiz Ramazan'ın sonunda bir içsel bir haletimiz, yani beğenmediğimiz bir duygu var ya, herkes kendisine şahittir. Onu terk etmeye muvaffak olursak inşallah, mesela
uyumsuzluğumuzu, gıybeti, haseti, ben merkezliği, enaniyet şudur. Bir sürü şeyler var ya hurda kaş alemimizde, hepimizde kısmen var, kendi icraat ediyor. Bunları kısmen inşallah bir tanesini, en azından hepsi olmasa bile bir tanesini, hepsini kara kucak saldırmamak gerekiyor. Bir tane sıfatı hedef yapıp onu terk edebilirsek, Ramazan'dan sonra da onu terki, o ivmeyle devam edersek çok şükür mükemmel olur. Çünkü şeytanı terklerle mağlup ederiz. Zayıf noktası mı Hasan abi? Terk şeytanın zayıf noktası. Yani ilim zayıf noktası değil adamın. Ubudiyet zayıf noktası değil. Marifeti var adamın. Marifetullah'ı yok. Marifeti var. Muhabbeti var. Muhabbetullah'ı yok. Kendisini şey yapıyor. Yani şeytan ubudiyet noktasında, ilim noktasında tabii ki terkimize kuvvet verecek ama şeytanda olmayan bir silah bizde gelişmesi lazım. Şeytanda ne yoktu? O topraktan dedi, ben ateşten rububiyet dava etti. Sen dedi, ben dedi. Sonra aç bıraktı. Peki aç bırakınca ne dedi? Sen sensin demedi. Sen ben demedi. Sen benim Rabbi Rahim'imsin dedi. Peki bittikten sonra tekrar Allah'a tekrar itaat etti mi? Etmedi. E biz ne yapacağız? Bu Ramazan'da o terkleri neyle öğreneceğiz? Meşru ve mubahı terk ederek diğer olumsuzlarını terk etme melekesini kazanmış oluyoruz şimdi. Helal ve mubahı terk ettim, suyu terk ettim, ekmeği terk ettim, eşimi terk ettim. O zaman ben hep iyi terki öğrendim, antrenman yaptım. Ha, ben haset etmeyeceğim, ben kardeşimi tenkit etmeyeceğim, ben itham etmeyeceğim, ben tembellik yapmayacağım, Risale-i Nur'umu okuyacağım, derslerime gideceğim, kendime esas almayacağım gibi böyle bazı birkaç tane sıfatı inşallah muvaffak oluruz hepimiz. Ama gene bir daha söyleyeyim, ben bundan anladığım o terklerimizin inkişaf etmesi ve kazanım olması, merkeze konulması lazım diye düşünüyorum. Bir terki kafanıza koyun. Bu Ramazan'da ben bu sıfatımı terk edeceğim inşallah. Bir tane, fazla değil, iki tane değil. Bir tane. Tembelliğimi terk edeceğim ya. Hizbul Kur'an okumuyordum ya. Ya ben Cevşen okumuyordum. Mesela ben de bugün de karar verdim. Ya şu evradı isim vermeyeyim. Böyle şimdi ben Kur'an okuyordum. Hizbul Kur'an okuyordum. Hizbul Hakkaiki'yi böyle zora kaldığımız zaman işte Cevşen'i, Tamidiye'yi okuyorduk. Şimdi de baktım okudum ne kadar da keyifli. Dedim tamam ben artık Ramazan'dan sonra da mutlaka evradımın dışında bir Tahmidiye, bir de Cevşen'den en az 10 bab, Cevşen 10 bab okuyacağım dedim, söz verdim. Yani tembelliğimi terk ettim bu konudaki şeyi. Örnek olsun diye siz de mutlaka bir hedefi koyun inşallah Ramazan'da da sonra devam etsin diye. İnşallah yarın buluşmak üzere. Ama benim anladığım tabii. Bu benim anladığım, budur diyemem. Rabbim emanet olun. Diyeceğini bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Selamünaleyküm.